Kulislerde görevden alınacağı konuşulan Süleyman Soylu, elini güçlendirmek için muhalefetle sert kavgalarına yeniden başladı. Dün Kılıçdaroğlu'nu suçlayan Soylu bugün de Akşener'i hedef aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin yakın siyasi tarihine yaptığı sert açıklamalar ve parti içi kavgalarla adını yazdırdı. Muhalefet partileriyle girdiği tartışmalarla gündeme gelen Soylu, AK Parti içinde kavga ettiği Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün istifasının ardından polemiklere ara vermişti. Siyaset kulislerinde ise, AK Parti içinde Soylu'ya yönelik rahatsızlığın arttığı görevden alınmasının konuşulduğu yansımıştı. İddialara göre, görevden alınma kararı için Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ikna etmeye yönelik adımlar atılıyordu. Görevden alınacağı konuşulan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden alınır mı yoksa MHP Genel Başkanı ve AK Parti'nin küçük ortağı Devlet Bahçeli'nin desteğiyle bakan koltuğunda oturmaya devam eder mi şimdilik bilinmiyor ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son günlerde muhalefetle polemiğe girme konusunda görevden alın dair çıkan iddialar sonrası vites yükseltti. Muhalefetin altı liderinin buluştuğu toplantıları hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıda hazırlanan bildiriyi bir ülkenin büyükelçisine gönderdiğini ileri sürdü. CHP sözcüsü Faik Öztrak bu iddiaya sert yanıt verdi ve bu zırvanın sahibi, zırvasını ispatla mükelleftir. Aksi takdirde namerttir, alçaktır, şerefsizdir, haysiyetsizdir. Bu ülkede edep, adap kelimelerini ağzına alabilecek en son kişi bu zattır açıklamasında bulundu. Görevden alınacağı konuşulan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından bugün muhalefetin bir diğer lideri İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le de polemiğe girişti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada emniyet mensuplarının siyasi baskılar ve mobbing ile karşı karşıya olduğunu, istifalar ve intihar vakalarının yaşandığını belirtti. Görevden alınacağı konuşulan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener şu ifadeleri kullandı. Kendilerini sürekli ezmeye çalışan kirli bir düzenle karşılaşıyorlar. Bunun sonucunda da istifalar ve her duyduğumuzda canımızı yakan intihar vakaları her geçen gün daha da artıyor. Peki bu vahim durum karşısında Bay Kriz ve Usta İçişleri Bakanı ne yapıyor? Hiçbir şey. Her konuda olduğu gibi, bu konuda da, kulaklarının üzerine yatarak, hiçbir sorun yokmuş gibi davranarak, intihar eden evlatlarımızın, bir değeri yokmuş gibi, umursamaz tavırlar takınarak, kendi kurdukları kirli düzeni, sürdürmeye aynen devam ediyorlar. Emniyet teşkilatının, birikimini sömürüyorlar. Her yerde olduğu gibi, burada da, liyakatin yerini, torpilin aldığı atamalarla, teşkilat mensuplarımızın, haklarına giriyorlar. Türkiye'nin müstakbel başbakanı olarak, söz veriyorum, kahraman Türk polisinin değerini, sadece şehit olduğunda bilen, bu köy emiş zihniyeti mutlaka değiştireceğiz. Her seçimde verdikleri, 3600 ek gösterge sözünde, hala bir gelişme yok. Sizler için 3600 ek göstergeyi çıkartmak da inşallah bize nasip olacak dedi. Görevden alınacağı konuşulan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamanın detaylarında şu ifadelere yer verdi, Türkiye'nin bugünkü huzur ortamında sadakat ve fedakarlıklarıyla katkısı büyük olan emniyet teşkilatımızı istismar kampanyasına, 15 Temmuz öncesi gibi kendisini, müstakbel başbakan, atayan Zafiyet Hanım da katılmış. Polisimize, Cumhurbaşkanı aday adayı ve avanesi ile uyuşturucu taciri karalamasına, küçük ortağınız HDP tarafından, Beyaz Toros suçlamasına ve FETÖ'cülerin alçak iftiralarına, meczupların saldırılarına ses çıkaramayan Akşener, anlıyorum ki, Gaziantep'teki kaptagonculardan kurtulamamış. Şehit ailesine küfreden müptezeli koruyan, çok kıymetli devlet büyüğü, çok kıymetli kendi kendini atayan müstakbel başbakan, o kadar zayıf oynuyorsun ki, daha önce söyledim, seni en iyi biz biliriz. Seni en iyi bildiğimizi de en iyi sen bilirsin. Emniyet teşkilatımız her an başarıdan başarıya koşarken kahraman polisimiz ağzına hiç yakışmıyor. Son 3 yıldır TÜİK araştırmasında kamu hizmetlerinde vatandaş memnuniyetinde birinci sıra asayiş hizmetleri. Tüm araştırmalarda terör, ülkemiz sorunları arasında artık en alt sıralarda. Türkiye'nin en güvenilir kurumları arasında polis en ön sıralarda. Yapmak istediğin şey, bir FETÖ senaryosu, Türkiye'nin en güvenilir noktasına saldırmak. Başaramayacaksın Zafiyet Hanım, ifadelerini kullandı. Siyasi kulislerde konuşulanların hayata geçip geçmeyeceğini zaman gösterecek. Ancak görünen o ki İçişleri Bakanı Soylu elini güçlendirmek için muhalefetle sert kavgalarına yeniden başlıyor.